Beyazoğlu yaşları küçük, başlarına taktıkları o boneler de küçük, önlükleri de küçük ama aslında çok büyük bir şey yapıyorlar. Onlar kalplerine sahip çıkıyorlar. Sizin de yayının başında söylediğiniz gibi 7-14 Şubat arası doğuştan kalp hastalıklarında farkındalık haftası ve bu hafta kapsamında bir etkinlikteyiz biz, bir akademideyiz. Hemen bunu bırakacağım ve çocuklarla biraz sohbet edeceğiz. Onlar doğuştan kalp hastalıklarıyla doğdular ama hayat mücadelelerine, yaşam mücadelelerine, kalplerine sahip çıkmaya devam ettiler. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Şevval. Şevval, bu hafta senin gibi doğuştan kalp rahatsızlığı olan çocukların haftası. Sen onlara neler söylemek istersin? İyi bir şey. Sen nelere dikkat etsinler? Sen bugün bir kurabiye yapacaksın. Nasıl bir kurabiye olacak bu? Bilmiyorum. Anneye bir soralım mı? Heyecanlı biraz Şevval ama. Biraz evet, heyecanımız var. Birçok anne sizi izliyor şu an ve onlara mesajlarınız çok önemli. Bu rahatsızlıkla doğduklarında anneler en çok ne mutlu ediyor onları, ne moral veriyor? Yani ilk duyduklarında zaten çok sıkıntılı bir sürece giriyorlar ama gerçekten hani tedavisi olan şeyler bunlar. Allah'ın izniyle iyi oluyorlar. Çocukların çok fazla yorulmaması gerekiyor. Yemesi içmesi noktasında biz biraz dikkat ediyoruz. Çok aşırı yağlı olan şeyleri ben tükettirmiyorum. Hazır gıdaları pek fazla tüketmiyoruz. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum size. Kolaylıklar diliyorum. Birazdan da kurabiye yapmaya başlayacaklar. Dediğimiz gibi onlar kalplerine sahip çıkıyorlar ve hayatlarına biraz daha disiplin katıyorlar. Şimdi Arzu Hanım'ın yanındayız. Onun sanırım hazır gıdalarla mücadelesi biraz daha zor. Çocuğu nasıl engelliyorsunuz o gıdalardan? Çocuğu nasıl? Evde bulundurmuyorum. Fast food tarzı yerlere, çok fazla AVM'lere gitmiyorum. Arkadaş çevremizde de daha çok parkta, orada burada hep işte ceviz, kuru meyve gibi şeyler yanımda bulunduruyorum. Şimdi burada da yapılacak kurabiyenin malzemelerini de göstereyim size. Şeker yok. Evet, şeker yok. Sadece meyvelerle tatlanacak. Kuru meyve, bal olabilir. Hani ben evde de öyle yapıyorum. Çok fazla şekerli besinlere yönelmemekte fayda var. Arabasını da bir an olsun elinden bırakmadı. Sabah erken saatlerden beri burada. Arabanı alabilir miyim ben? Arabanı vermek. Tamam, geri veriyorum arabanı. Sen kurabiyeni yapacaksın. Şimdi devam edelim. Burada bir çocuğumuz daha var. Alparslan'a 9 ameliyat geçirmiş bugüne kadar. Alparslan merhaba. 9 değil, 7-8'e yakın demiş. Ya 7-8, ben yanlış anlamışım. Peki söyle bakalım, nasıl geçirdin bu süreçleri? Çok zordu. Ama annemle birlikte göğüs geldik ve şu an daha iyiyim. Anneme çok teşekkür ederim. Alparslan, biz genelde erkekleri pek mutfakta görmeyiz ama sen bugün malzemeleri de almışsın önüne. Güzel bir kurabiye yapacaksın galiba. Erkek şefleri de hafife almayın. Seni de, erkek şefleri de hafife almayalım. Peki, çok teşekkür ederim Alparslan. Sana da kolaylıklar diliyorum. Yavaş yavaş da başlayacak galiba onların kurabiye yapımları. Hayatlarına dikkat ediyorlar çünkü enfeksiyona çok açıklar. Bunun için de işte dikkat etmeleri gerekiyor. Yayının başında da söyledim ya, yaşları küçük ama yaptıkları şey çok önemli. Onlar kalplerine sahip çıkıyorlar. Bugün de kalp sağlığı için tükettikleri o diyet kurabiyeleri burada bizlere ve misafirlere ikram edecekler. Tabii anneleriyle birlikte diyelim ve söz tekrar size, merkeze bırakalım.